Herkese merhabalar. Bültenlere Vara hoş geldiniz. Şampiyonlar UEFA ve Konferans Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak. Bülten yine çok kalabalık. Stüdyoda öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi'nde tabii ki temsilcilerimizin de yer aldığı güzel karşılaşmalar var. Tabii ilk karşılaşmalar geride kaldı. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmaların ardından biraz daha takımlarla alakalı daha da üzerine koyduk, bilgi sahibi olduk. Bakalım ikinci hafta karşılaşmalarından nasıl sonuçlar çıkacak? Temsilcilerimize başlayalım yine. Perşembe günü Başakşehir Fiorentina'yı konuk edecek. Başakşehir Hars deplasmanında gerçekten çok fazla yorulmadan rahat bir şekilde 4-0'lık bir şov yaptı. 4-0'lık bir galibiyet aldı. Kolay bir deplasman değil. Yine ligde Brezilyalı sağ bek ve sol bekleri kullanıyor ama Avrupa'da Türk sağ bek sol bek kullanıyor Emre Belezoğlu. Bu kez Ömer Ali Şahiner'i sağ bekte kullandı. Hasan Ali'yi sol bekte kullandı. Hasan Ali de gerçekten mükemmel bir gol attı. Senede birkaç tane, yani bir ya da iki tane atıyor Hasan Ali kaldırın. Bence bu kotayı doldurmuş gibi gözüküyor ama inşallah daha da fazla atar. Fiorentina kötü başladı. Sezona İtalya Ligi'nde galibiyeti yok. İtalya Ligi uzmanım da yarımda duruyor. İlk hafta kazanmıştı da zar zor 10 kişi Cremonese'yi yenmişlerdi. 3-2 değil mi? Sonra hiç kazanamadı. Kötü durumda. Avrupa'ya çok fazla önem vereceklerini zannetmiyorum. Ligde bu kadar kötü giden Fiorentina'nın ben İstanbul'da başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Başakşehir'den bir galibiyet daha bekliyorum ben. Ben 1 ve 2.5 alt bekliyorum. Aynı şekilde Başakşehir'in iyi oyununu devam ettirmesini bekliyorum. Emre Belözoğlu'nun takımı tam Avrupa'ya uygun bir takım. Savunmada sağlam. Hücumda da bulduğu fırsatları değerlendiren ki Hertz maçında ben yine 2 ve 2.5 alt bekliyordum maç sonucu. Fazla attılar benim beklemediğim kadar. Burada 1 ve 2.5 alt bekliyorum. Ben taraftan ziyade burada ilk yarı beraberliğine gideceğim. Çünkü ya Fiorentina geçtiğimiz senelerin aksine hani çok golcü takımdı, gollü maçta oynuyorlar. Şimdi çok daha kontrollü bir Fiorentina var bu sene. Başakşehir'in de ben kontrolü böyle elinden erken bırakmak isteyeceğini düşünmüyorum. Zaten ilk maçı galip bitirmiş. Biraz daha kontrollü Başakşehir olacaktır bence. İlk yarı biraz daha iki takımın birbirini tartacağı bir maç bekliyorum. O nedenle ben ilk yarı beraberliği bence bu maçta güzel duruyor. Direkt bire gidemedim. Sanki beraberliğe de dönebilir korkusu olduğu için ilk yarı beraberliği aldım ben. Tabii grupta oynanan ilk karşılaşmaların ardından sonuçlar ve puan cetveli şu anda Başakşehir grup liderliği için en iddialı takım olarak görünüyor. Konferans ligine de baktığımız zaman çok net olarak hani buraya çok daha fazla mesai harcayacak takımların başında geliyor. Yani önemsiyor. Ülke puanı olsun, maçların ardından yapılan paylaşımlar olsun. Dolayısıyla bu karşılaşmayı çok isteyecek olan bir Başakşehir var ama rakip Fiorentina... Ben Başakşehir'i kaybetme zorunu da kıymetli buldum. Ben biraz daha sağlama gitmek adına 1-0 çifte şans diyeceğim. Liderlik mücadelesi. Yani iki takım arasında geçecek belli. O yüzden zor bir maç bizi bekliyor. Umarız Başakşehir kazanır ama bahis tercihim. İlk yarı beraberliği tekrar üstüne basayım. Ren-Fenerbahçe maçıyla devam etmek istiyorum. Ren ligde sansasyonel bir galibiyet aldı. 5 gollü bir galibiyet. Yani tek tek saydılar. 5'te kaldı sanırım en son ben takip edemedim. Fenerbahçe çok iyi oynadı bence Kiev maçının ilk yarısında çok iyi oynadı. Gol yedikten sonra bir telaş yapıyor takım. Ben bu telaşı hala çözemiyorum ki yani Batshuayi'nin golü en azından son dakikalarda 3 puanı. Çünkü çok yazık olacaktı. Kiev'in oyunu tüm yavaşlatma çabaları, oynatmama çabaları sonuç bulmuş olacaktı. Başarılı olamadılar. Burada Fenerbahçe'nin ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Oranı da çok değerli. 1.71'di biz bu çekimi yaparken. Fenerbahçe'den en az bir puan bekliyorum. 2 maçta 4 puan da Fenerbahçe için müthiş olur. Yani Ren de çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı ki zaten son maçında aldığı galibiyeti gördük. Yani 5 gollü bir galibiyet. Önemli bir oyuncu Santamaria'nın sakatlanmasına rağmen ilk yarıda 5'e gidebildi. Tam iyi bir sistem takımı, önemli oyuncuları da var ileride. AYK Larnaka deplasmanı son saniyelerde kazanmasalardı Fenerbahçe için çok daha iyi olurdu tabii ama liderlik açısından. Aynı bence Başakşehir Fiorentina maçındaki gibi yine iki takımın liderlik için mücadele edeceği bir grup bu. Ren'le Fenerbahçe. O yüzden liderlik açısından da önemli bir maç. Yani Kiev'i ben biraz saf dışı bıraktım artık. Ben Fenerbahçe'nin gol bulacağını düşünüyorum bu deplasmanda. Zaten hücumu seven bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Jesus'la birlikte. Ama Ren'in de bu performansıyla bence Fenerbahçe'nin savunma zaaflarını değerlendirmesi çok büyük ihtimal. Karşılıklı gol var. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı herhalde liginde bay geçmesi. Maç yapmadı. Fransa'yı biraz daha
dinç gidecek, hazır gidecek, iyi bir performans ortaya koyacak ama Ren de bence vitesi yükseltti. Her hafta üzerine koyuyor. Ben gollü bir 90 dakika izleyeceğimizi düşünüyorum. 2,5 gol üstü. Ev sahibinden de ben en az 2 gol bekliyorum. Ev sahibi 1,5 üstünde alabiliriz. Zor maç. Ben maç günü kartların açılmasıyla beraber, kart oyunlarının açılmasıyla beraber 5,5 kart üstü beklediğim bir karşılaşma. Sert bir maç olmasını bekliyorum. Fenerbahçe çünkü topa hamle yapıyor. Geç kaldığı pozisyonlarda olduğu için faulleri çok olduğu karşılaşmalar oynuyor Fenerbahçe takımı. Kart çıkabilir. Dinamo Kiev maçına da şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Lucescu'nun açıklamalarına. İşte Fenerbahçe çok sert oynadı. İşte iki oyuncu ameliyat oluyor da. Kaçtı yani, basın toplantısında? İki oyuncu da darbeye bağlı sakatlıkla ameliyat olmadı. Kaleci dizinde bir problem oldu. Darbe yok. Diğer oyuncu da Crespo'nun hareketinde, çalımında ters bastı. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderin. Tabii ki bu arada yani bunu sevinerek anlatmıyoruz. Üzülerek her sporcunun sakatlığı insanı üzer. Ama Fenerbahçe'nin sertliğiyle alakalı olmayan pozisyonlardan kaynaklı doğan sakatlıkları Fenerbahçe'ye yüklemesini de çok fazla anlamlandıramadım. Ren Fenerbahçe maçında tekrar ediyorum taraf tercihim yok. Sert bir maç olmasını bekliyorum. Sen şimdi sertten ve kartlardan bahsettin ya. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe maçında oynanacak karşılaşmada da o gün gelince yine bu bahsi konuşuruz. Konuşuruz. Diğer temsilcimiz Trabzonspor'a geçelim. Fenerbahçe karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yani çünkü yaşadık mı ya? Biz beklentileri karşıladık aslında. Hayır hayır. Maçın içinde büyük hayal kırıklığı. 10 kişi kaldı. Rakip grubun bence baktığımızda en zayıf rakibi olarak gözüküyor. Ki Fenerbahçe tehlikeli dememize rağmen söylüyorum. Rakipte 10 kişi kalmışken 2 gol yememelisin Avrupa arenasında. Yani iddialı olacaksan ve Trabzonspor gibi kaliteli bir kadron varsa bence büyük hayal kırıklığı Trabzonspor adına. Şimdi rakip Kızılyıldız. Kızılyıldız'ın da geçen sezonlara göre bir düşüşte olduğu görünüyor. Yani zaten şampiyon yönelemesinde evinde elendi. Saçma goller, biraz şans golleriyle elendi belki ama ben ilk maçta çok beğenmedim Kızılyıldız Monaco karşısında. Ben Trabzonspor'u güvenemediğim için yine savunmasında sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum ve gol yiyeceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Aynı Fenerbahçe maçı gibi gol de bulacağını düşünüyorum. Bu maçta da tercihim benim karşılıklı gol var olacak. Yani şimdi Abdullah Avcı da ciddi anlamda bir Avrupa'da özellikle bir kamuoyu baskısını hissediyor. Aslında Ferencvaros karşısında da iyi bir kadro çıkardı. Ama şimdi de taraftarı önünde Avrupa kupalarına yeni bir sayfa açmak için çıkacak. Ben Trabzonspor'un iyi başlayacağını düşünüyorum ve ilk yarıda Trabzonspor'dan gol bekliyorum. Birinci yarı ev sahibi 0,5 üstü vasini alacağım. Ben şöyle söyleyeyim. Ferencvaros golü almıştık ilk hafta maçında. Yani 10 kişi takımdan 2 gol yemeyeceksin. Yani bu kadar basit. Kopenhag'a elenmeyeceksin. 10 kişi takımdan da her ne kadar sen yeni bir kadro olsan da son şampiyonsun. Ligin son şampiyonsun. Ferencvaros gibi bir takımdan 2 gol yemeyeceksin. Vallahi gündemi değiştirmeyi de çok kolay başarabiliyorlar. Değil mi? Kopenhag yenilgisinden sonra ne demişti? Altyapıya şöyle şöyle yatırım yaptı. Kimsenin haberi var mı demişti. Şimdi de pat 3 senelik sözleşme ortaya çıktı. Ferencvaros yenilgisinden sonra. Sakatları da var. Canini sakat, Yusuf sakat, işte Maxi Gomez daha gol atmasına rağmen onun öncesinde kaçırdığı pozisyon inanılır gibi değildi. Çok güven veren bir savunması da yok senin dediğin gibi. Ben de tam tersi daha yüksek orana gidiyorum. İlk yarıda Kızılyıldız golüne gidiyorum. O zaman ilk yarı gol varı da sürpriz. Benim tercihim ilk yarıdan geldi ama ilk yarı gol, karşıtı gol çok daha güzel oranı var. Onu da deneyelim. Trabzon atar mı şüpheliyim. Evet, burada da mesajı verdi bana. Evet, son temsilcimize gidelim. Avrupa Kupalarında Sivasspor, İstanbulspor'la beraber kaldı Süper Lig'de ve Kluj karşısına çıkacaklar. Ama yani sakatlar döndü, kadro yavaş yavaş kendini bulmaya başlıyor. Yani Sivasspor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz daha gerekiyor. Kluj karşısında yine gol yer Sivas. Ama ben skoru da bulabileceğini düşünüyorum. Gol var diyor. Vallahi ben de hep senin gibi düşünüyordum. Ha toparladı, ha toparlayacak. Lig'de gene İstanbulspor'la berabere kaldı. Taraftarın da tepkisi var. Caner'e de tepki var. Rıza Çalınbay anlamsız bir şekilde işte iki günde bir maç yapıyoruz diyor. Yani şimdi Süper Lig Futbol Federasyonu 3 maçı, 4 maçı da pazartesiye koyamayacağına göre Perşembe günü iç sahada oynayan takımın maçını
pazara alması kadar doğal bir şey yok. Bu bütün dünyada da böyle. Doğru. Sen kadroyu buna göre geniş kurmak zorundasın. Sivasspor zaten transferlerde de geç kaldı. Bir de bir şey var yani, motivasyon eksikliği var. Rıza Çalınbay toparlayamadı. Sanki bir teknik direktör değişikliği gözüküyor Sivas'ta, öyle gözüküyor. Kötü de oynuyorlar, iyi de oynamıyorlar. Ben karşılıklı gol bekliyorum. Bir şekilde atmayı başarıyorlar ama bu kazanmalarına yetmiyor. Ben biraz goller önünde terste kaldım sizlerle. Sivasspor'un son, yani zaten hiç daha maç kazanamadığını görüyoruz. 3 maçta da beraberliği var son 3 resmi maçında. Ben yine böyle alt bitecek bir maç bekliyorum. Yani kulübü de kitleyebileceğini düşünüyorum ben Sivasspor'un. Kulübü de çok beğendiğim bir takım değil çünkü. Ben az gollü bir maç bekliyorum. Tarafa giremedim karşılaşmada. Yani bir de olur diyemiyorum. Beraberliğe de gidemiyorum. O nedenle 2.5 alt beklentim var. Sivasspor'un kale ve savunmasından dolayı ben işte alta gidemiyorum. Ben Ali Şaşal Vural'ın biraz toparladığını düşünüyorum. Ki penaltıda da zaten ipten aldı takımı. Puanı aldı. Ve Slavia Prag birçok pozisyonunu kurtardı Ali Şaşal Vural. Çok önemli bir puan aldı bu arada Sivasspor. Grubun en güçlü takımı. Slavia Prag bence Konferans Ligi'nden ziyade daha çok Avrupa Ligi takımı. Hatta zorlasa Şampiyonlar Ligi takımı. Ben iyi bir puanla başladı Sivasspor. Burada kolay teslim olmaz diye düşünüyorum. 2.5 alt ama. Ben de görkemliyim. 2.5 alt bekliyorum. Sivasspor bir şekilde direnecektir. Puan alırsa şaşırmam hatta ben. Kötü oynamalarına rağmen. Evet. Perşembe günü temsilcilerimizin karşılaşmalarını bu şekilde değerlendirdik. Değerlendirmelerin ardından temsilcilerimize de başarılar dileklerini gönderdik. Ve Şampiyonlar Ligi müziğini ben açıyorum. Şampiyonlar Ligi. Hangi maç? Manchester City Borussia Dortmund. Güzel maç. Yani Dortmund... Yani bu hafta liginde de Leipzig maçını izledim. Hiçbir varlık gösteremediler. Kazanırken de zor kazanıyordu. Bir tane de 2-0'dan 3-2 kaybettiği Werder Bremen maçı var. Sana katılıyorum. Ya bir de bu hafta Premier Lig'de ve alt liglerinde maçlar oynayamadı. Dolayısıyla İngiliz takımları çok daha güçlü çıkacaklar. Dinlenmiş. Böyle bence hani... Avrupa Ligi, Konferans Ligi olsun, oralarda da rotasyon yapmayacaklarını düşünüyorum bu arada. Maç eksiğini öyle tamamlamalarını bekliyorum. City çok hızlı başlar bence Dortmund önünde maça. Çok yüksek oranlı bir tercihim var. Buyurun. Yeni oyunlardan. İlk yarı skoru diğer. Yani dolayısıyla bir takım 3 gol attığı zaman skor da diğere giriyor. Çünkü 0-0, 1-0, 1-1'ler, 2-1, 2-2'lere oran açılıyor. Bunun dışındaki skorlar diğere giriyor. Dolayısıyla yani bir takımın 3 gol atması yeterli diğere girmesi için. Bence City 3 gol atabilir. Borussia Dortmund da ilk yarıda 5.48 şu an itibariyle oran yükselebilir de, alçalabilir, düşebilir de. İlk yarıda skor diğer önerisinde bulundum. İlk yarı 2.5 üstüne veriyor. Sen 3 gol bekliyorsun ilk yarı sonuçta. 3.54. O da güzel. İlk yarı 1-2.5 üstü de oranı güzeldir. Gülümsediniz. Hayır, 2.5 üstüne 2-1 de giriyor ya, 2-2 de giriyor. Bu farklı. Bir takımın 3 gol atması gerekiyor burada. Diğerde. Skor olarak ilk yarı diğerde bir takımın 3 gol atması gerekiyor. Senin diğerde de beklentin ilk yarıda en az 3 gol sonuçta. Ama bir takımın. Tamam. Sonuçta yine 3 gol bekliyorsun. Ha, ama 5.48'e 3.54 oranlar farklı. Onu tabii, yani orada hemfikiriz tabii ki. Pekala. Ben de yeni oyunlardan gelecektim ama Ozan Germano'nun yüksek oranından sonra biraz masum kaldım. İlk yarı 1 ve 1.5 üstü alacaktım ben. En az 2 gol bulmasını bekliyorum City'nin çünkü. Ya Dortmund Kopenhag'ı çok rahat yendi. Burada Kopenhag'ın ne kadar kötü olduğunu da sanki bir gördük gibi oldu. Yani Dortmund kendini çok da zorlamadan yendi diye düşünüyorum ben. Ama City, bir de romantik buluşma var Haaland Dortmund. Haaland eski takımına merhaba der, sevinmez falan. Bunları yaşarız. Haaland sevinirse şaşırmam yani. Bence ne sevinir? Ama daha yeni, çok daha eski yani. Takım abi, Salzburg'a da gideceğiz o zaman yani. Avusturya'ya da gideceğiz yani. İlk yarı 1 ve 1.5 üstü. Ben skor vereceğim. 3-1. Gol yiyeceğini düşünüyorum ben City'nin. Çünkü City iyi başlamış gözüküyor ama Haaland iyi oynuyor. Yani De Bruyne ile Haaland oynuyor. Savunmada çok hata yapıyorlar. Haaland da çarptırıyor topu Kevin'de. Burayı orada dolaşıyor Haaland. Evet, çarptırarak attı evet. Ya şu ana kadar şöyle bir sorun var City'de, yedeklerden katkı alamadılar. Mahrez'den, Grealish'ten katkı alamadılar. Bu yüzden de zaten ligde puan kaybediyorlar. İşte Bernardo iyi olmadığında, De Bruyne hafif tökezlediğinde puan kaybediyorlar. 3 gol bekliyorum City'den. İlk yarı 1 ve 1.5 üst vereceğim ben. Diğerdense hani daha düşük oranlı ama
2-0 bitebilir ilk yarı. Ama 3-1 skor düşünüyorum ben. Peki. Valla birinci yarı 1-1.5 üstünün oranı çok güzel. Ben onu alıyorum. Geri kenara çekiliyorum. Düşerek, oranları düşürerek geldik. Ben de İtalya'ya yolculuğu götürüyorum. Juventus-Benfica maçı var. Juventus zor maç. Bence Paris maçında çok iyi oynamıştı. Yani 2-0 erken yenik duruma düşmesine rağmen iyi bir Juventus vardı. Geri dönebilirlerdi. 2-1'de buldular. Pozisyonları da harcadılar ama Salernitana maçında da yine hüsran yaratan bir Juventus gördük. Gerçi ikinci yarı tek kale oyunla 2-2'yi buldular. Hatta 3-2'yi de buldular. Gollerini yediler diyelim son saniyede. Juventus gol bulabiliyor ama Salernitana'dan bile gol yiyebilen bir Juventus görüyoruz ki karşısında şimdi Benfica var. Muhteşem başladı, üst üste galibiyetler. Durmak bilmiyor Benfica. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum ben. Karşılıklı gol var, değerlendireceğim. Zor maç. Şimdi o Salernitana maçında bizim gördüğümüz Bonucci'nin offside pozisyonunda oldu. Evet. Topa dokunmuyor, kaleciyi de etkilemiyor. Buna offside vermeyen hakemler de olabilirdi. Veren hakemler de oluyor. Bu bakış açısına bağlı ama ekranlara gelmeyen seyircilerin çektiği bir pozisyon var. Korner kullanıldığı zaman orada kalan bir tane Salernitanalı futbolcu var. Eğer onu Photoshop'ta oraya eklememişlerse... Yok, futbolcular da paylaşmış. Yani onlar da belki kanmışlardır Photoshop'lu bir tane futbolcu bilmiyorum ama yani büyük rezalet, büyük kepazelik ligimizde olduğunu düşünemiyorum bile. Yani bir Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un 90+4'te böyle golünün iptal edilip 2 puanının uçurulduğu bir hakem hatasını ve VAR hatasını hele şu dönemde hiç düşünemiyorum bile. Juventus hakikaten o pozisyon gerçekse doğranmış durumda. Doğrandı. Biraz daha hırslı çıkacaktı. Bir de Kamil Gilik'le gitti aklım. Birleşti. Milik... Ben de Kamil Gilik'le gitti. Milik bir de haybeden formasını çıkarttı ikinci sarıdan kırmızı kart. Geri dönüşü de yok. Çarşı pazar karıştı orada. Benfica kazanmaya devam ediyor ama biraz daha ritmi düştü. Çok erken sezonu açtılar. Çok fazla hazırlık maçı oynadılar. Daha henüz hazırlık maçları dahil puan kaybettiği, berabere kaldığı bir takım biliyor. Bir de sözünü kesin rotasyon da yapmıyor şimdi. Yani Kiev maçı romanşında bile ilk 11'i tam ilk 11'e çıkmıştı. Bence zamanı geldi Juventus galibiyeti. Cesur bir tane. Karşılıklı gol. Aslında berabere de kalmıyor dedi ya. Tam lafını. O hafta bu hafta mı? O hafta bu hafta olabilir. Ben zor maç görüyorum yani. Bu sezon, sezon. Bir de gruptaki ilk karşılaşmaları göz önünde bulundurduktan sonra Juventus öyle dalga dalga geleceğini düşünmüyorum. Temkinli oynayacaktır. Kaybederse gruptan çıkma ihtimalini de azaltacak. Ben altı bekliyorum. 2.5 gol altı diyorum. Benfica'nın o Şampiyonlar Ligi olsun sonradan gelen goller Maccabi maçında... Ben Benfica'nın beraberlik için bu maçı da oynayacağını, savunma ağırlıklı oynayacağını, Juventus'un da temkinli oynayacağını ve alt biteceğini düşünüyorum. Benim Şampiyonlar Ligi'ne ekleyeceğim maç yok. Evet. Bayern Münih, Barcelona'ya geçelim o zaman. Fonumu almadım. Lewandowski, Münih'e geri dönüyor. Yine romantik. Evet, romantik maçlar var. Bayern Münih kazanamıyor bu arada. Ligde üstte üçüncü beraberdi. Stuttgart'la da berabere kaldılar. Hani Inter maçında patlama yapar dedim ki kazandılar da ilk yarıda Onana'yı geçemediler çok fazla. Ben beraberlik bekliyorum Bayern Münih Barcelona maçında. Ben bu sefer Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum. Zaten yani bu sefer derken Şampiyonlar Ligi'nde zaten kazandı. Ligdeki o kötü görüntüsü yansıtmayacağını düşünüyorum. Ben de Nagelsmann'ın ne zaman gideceğini düşünüyorum. Inter'i bence sağdan sildi Bayern Münih. Yani ona mı ayakta tuttu Ozan German'ın dediği gibi. 5-6'ya giderdi maç. Barcelona çok iyi durumda. Ama hala eski günlerdeki böyle deplasmanlarda ayakta kalması kolay değil. 2.5 üst olur, 1 ve 2.5 üst olur diye düşünüyorum mücadelenin. 1 ve 2.5 üstü tercih. Güzel. Klasik gollü bir maç geçer Barcelona Bayern ama Bayern herhalde artık Bundesliga'da idman Şampiyonlar Ligi'nde farklı. Paris Saint Germain gibi oldular. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde o zaman ben de bir maç önererek bitireyim müsaadenizle. Hangi maçı önersem? Liverpool Ajax. Buyur sen öner onu. İlk yarı 1.5 üst diyorum, hızlı hızlı geçiyorum. İlk yarı 1.5 üst ve kornerlerin olacağı bir karşılaşma. 1 ve 2.5 üstten ziyade 1 ve karşılıklı gol vardı yüksek oranıyla değerlendirilebilir. Liverpool'a güvenmem ben ya. Ben de güvenmiyorum Liverpool'a. Ben de kornere gittim o maçta, 10 korner bekliyorum. Benim yüksek oranlı bir tercihim var. Öyle kapanış yapalım istiyorsanız. Bir tane maçım var, onunla kapatacağım. Bayer Leverkusen Atletico Madrid maç sonu 2. 2.19'dan 2.23'e yükseldi. Bakalım maç saatine kadar neler olur. Ben de o maçta deplasman 1.5 üstü aldım. 60. dakikada gelen Griezmann fark yaratır. Oraya kalmaz.
Griezmann'a kalmaz hiçbir zafer. Benim de Şampiyonlar Ligi'nde en güvendiğim tercihlerden biri olarak Porto'yu paylaşayım. Handikaplı Porto galibiyeti bekliyorum. Oranı yükseltmek adına bunu değerlendirebilirsiniz. Bol şans. Haftanın Şampiyonlar Ligi bültenünde güven duyduğumuz karşılaşmalar listesinden Porto'yu paylaşarak günü noktalıyoruz o zaman. Herkese bol şanslar.